Buyurun. Ha. Bu birinci nokta. İkinci önemli nokta şudur. Trabrikap, yani Trabzon ve Rize belediyelerinin ortaklaşa oluşturdukları çöple ilgili bu birliğin Alman uzmanlara yaptırdığı, Alman bir firmaya yaptığı bir çalışmada 6 adet Trabzon'da, 5 adet de Rize'de çöp dökülebilecek alan, mekan mevcuttur. Trabrikap'ın bir broşürü var. Bu broşürde aynen bunları yazıyor. Şimdi önce Çamburun'a çöpler döküldü. Şimdi Araklı Turba dökülecek. Peki geriye kalan bu 9 tane, 10 tane alternatif yer niçin hiç gündeme gelmiyor? Araklı'ya 800 metre mesafede 25 bin nüfuslu bir ilçenin yanı başına bu çöpler dökülmeye başladığı zaman hemen yanı başımızdaki bir inşaattan 200 bin liraya, 150 bin liraya daire satan alan adamların satın aldıkları dairelerin fiyatı 50 bine, 60 bine düşmeyecek mi? Araklı'da oturan insanların büyük çoğunluğu Sürmene, Arsin, Trabzon'a gidip orada ev kiralayıp orada oturmayacak mı? En başta ben ilk önce evimi Trabzon'a taşıyacağım. Herkes Trabzon'a taşıyacak. Araklı'ya mesafe bakımından çok yakın, turizm alanı olarak ilan edilmiş, gerçekten Karadeniz'de eşi benzeri bulunmayacak güzellikte bir yer için hala çöp dökülecek, hala fabrika yapılacak, yok enerji üretilecek, yok modern bir tesismiş, yok Hamburg'da varmış, ben Almanya'da yaşıyorum. Hamburg'dakini gidip bir görsünler, Viyana'dakini bir gidip görsünler, bakalım gerçekten var mı böyle bir şey. Şimdi bu problem nasıl çözülür? Buradan açıkça ilan edin. Bu problem çözülür. İktidar partisinin ilçe başkanı başta olmak üzere Araklı'daki siyasi partilerin ilçe başkanları, Araklı ilçe belediye başkanı, 3 tane belde belediye başkanı, buradaki odaların başkanları birlik ve beraberlik içerisinde tünel için gösterdiğimiz çalışmanın aynısını turp için gösterelim, bu problem çözülür. Bize belediye başkanı çıkıp toplantılarda diyor ki ben Trabzon'a olan borcumu ödemeyeceğim. E tabi ödemezsin. Rize'nin çöpünü dökeceksin Çamburnu'na, dökeceksin Araklı'ya, ondan sonra çekip gideceksin. Dolayısıyla Trabzon adı altındaki bu birliğin devam edip etmeyeceği de söz konusu değildir. Araklı'ya sadece Çamburnu gibi 7 sene, 8 sene, 10 sene çöp dökülmeyecektir. Yapılacak bu tesisle beraber Araklı'ya 25-30 sene boyunca çöpler dökülecektir. Bu işin teknik çalışması yapılmalı. Araklı yasal zeminde hakkını aramalı. Böyle güzel bir mekanı kurban etmemelidir. Aslında bu turp meselesi Araklı'yı bitirme meselesidir. Çünkü Araklı limanı tabi doğal bir limandır. Tünelle dağlar aşılıp yollar güzelce yapıldıktan sonra liman ehemmiyet kazanacaktır. Trabzon'un ikinci büyük limanı Araklı'da olacaktır. Araklı belki de ticaret, turizm, sanat ve kültür ilçesi olacak. Trabzon büyükşehrin içerisinde en önemli, en kıymetli, en büyük ilçe konumuna gelecektir. Turup Araklı'yı bitirme projesidir. Bunun ötesinde bir şey düşünemiyorum ben. Onun için Araklı'da birlik olunmalı. Siyasi hayatımıza dahi mal olsa, Araklı'daki siyasetçilerin şunu söylemesi lazım. Araklı Belediye Başkanı ve ben de dahil olmak üzere 3 tane belde belediye başkanı, biz istemezsek buraya kazma vurulmaz, bu kadar iddialı konuşuyor. Yanımıza siyasi partilerin ilçe başkanlarını da alalım. Ondan sonra bu işi birinci gündem maddemiz yapalım. Soğutmayalım, üstünü örtmeyelim. Gereksiz yere turup sanki olmuş bitmiş, tamam başka çaremiz yok. Bu kadarla yetinmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde daha farklı ifadelerle bu konuyu gündeme alabilirim aslında. Ben acıyorum aslında Araklı'ya. Ben Almanya'dan, yurt dışından geldim buraya. Hasbelkader 4 senedir burada belediye başkanlığı yapıyorum. Karadeniz'e de biraz az da olsa alıştım. Cennet parçası bir yer. Avrupa'da böyle bir yer bulamazsınız. Yarın çocuklarımız gezmeye gelecek buraya. Yurt dışında bir sürü insanımız var. 50 bin nüfusumuz var ama dışarıda 150 bin, 250 bin nüfusumuz var. 200 bin nüfusumuz var. Yazın buraya dışarıdan gelen insanımız demeyecek mi Araklı'da yaşayanlara? Arkadaş bu güzel Araklı'ya niye kıydınız? Şu koku nedir bu Araklı'da durulmuyor? Buraya gelen insanlar Sürmene'ye, Arsin'e ya da başka ilçelere gitmek, OFA gitmek zorunda kalacaklar. Neden? Bu güzelim cennet vatan Araklı'yı niye terk edip gitsinler? Koku yüzünden. 800 metre mesafeye büyük kamyonlarla transfer edilen çöplerin, kamyonların, trafiğin ve diğer sorunların içerisinde insanlar Araklı'da geleceğiz, turizm olacak. Konak önünde efendim tarihi evler restore edilecek, Araplar gelip yatacak. Kimse yatmaz konak önünde, kimse yatmaz efendim Araklı'nın çevresindeki bu turizm mekanlarında. Herkes yatacağı yeri bilir. Onun için turp meselesi bitmemiştir. Yeniden başlıyor demek istiyorum. Teşekkür ederim.